Saç ekimi, diğer adıyla saç nakli, sağlıklı ve güçlü saç köklerinin verici bölgeden, genellikle başın arkasından alınarak incelmiş ya da tamamen açılmış bölgeye taşınması işlemidir. Çağdaş teknoloji sayesinde saç ekimiyle son derece doğal görünümler elde edilebilir. Saç ekimindeki son gelişmeleri Doktor Emre Çiçek anlatıyor. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki konuğumuz saç ekimi uzmanı Doktor Emre Çiçek. Kendisine saç ekimi hakkında bilinmeyen soruları yönelteceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize ilk sizin yaptığınız, ilk Türkiye'de sizin bulduğunuz FUE Plus saç ekimi nedir? Bize biraz bundan bahseder misiniz? İzleyicilerimiz bu konuda çok yoğun bir talepleri var size. FUE Plus saç ekimi dediğimiz aslında FUE sistemi bazında olan, yani ameliyatsız saç ekimi demektir. FUE Plus saç ekiminde Plus dememizin sebebi FUE saç ekiminin 1,5 ila 1,6 katı sıklıkta ve yoğunlukta saçı bir seansta ekme metodudur. FUE Plus saç ekiminde saçlarınız bir numaraya kısaltılır. Saç kökleri tek tek ameliyatsız olarak çok özel bir mikrocerrahik panç yardımıyla alınır. Bizim özel olarak yurt dışında hazırlattığımız bu mikrocerrahik panç nedeniyle de bir seansta 6 ila 12 bin tel saç ekme olanağı sağlayan bu alet yardımıyla FUE Plus işlemini gerçekleştirmekteyiz. Ne oluyor 1,5 ila 1,6 katı saç ektiğimiz zaman? Böylelikle hem daha yoğun, hem daha sık, hem de daha istediği yöne taranabilen, istediği şekilde doğal olabilen saçlara kavuşabiliyor insanlar. Dolayısıyla FUE Plus saç ekimi şu anda Türkiye'de hala tek başına bizim tarafımızdan uygulanan en popüler ve en başarılı metot. Peki hocam, saç ekimi yapılırken ağrı acısı oluyor mu? FUE Plus saç ekimi sırasında kesinlikle ağrı, acı, morarma, şişme herhangi bir his olmamakta. Ameliyat sonrası hastalarımıza 2 gün istirahat etmelerini ve 3. gün normal hayatlarına, işlerine, güçlerine dönmelerini söylediğim zaman herhangi bir şekilde ağrı kesici ilaç bile kullanmalarına gerek olmadan normal hayatlarına devam etmekteler. Yani işlemi gerçekleştiriyoruz. 6 ila 8 saat sürüyor. 8 saatin sonunda evlerine gidip herhangi bir ağrı kesici ilaç kullanmadan, herhangi bir ilaç kullanmadan 2. gün itibariyle normal hayatlarına dönüp işlerine, güçlerine dönebilip herhangi bir ağrı, acı ve ızdırap çekmemektedirler. FUE Plus saç ekimi yapılırken saçların yönü nasıl oluyor? Yani uzaması ne şekilde oluyor? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? FUE Plus saç ekiminin en önemli farklarından biri de saçları uzadığı zaman istedikleri yöne tarayabilir hastalar. İster sağa, ister sola, ister öne, ister arkaya her yöne tarayabilme özgürlüğü. İsterlerse sonsuz uzatabilme özgürlüğü, kazıttıkları zaman da en ufak bir şekilde anlaşılmama özgürlüğü tanıyoruz. Yani eskisi gibi kazıdığınız zaman saçın arkasında bir şerit halinde bir iz olmamakta, aksine saçlarını kazıtsalar da, saçlarını uzatsalar da en ufak bir şekilde anlaşılan, belirgin olan bir durum olmamakta ve dolayısıyla da kimse tarafından anlaşılmamaktadır. Ama bu özellikle çok önemli bir konu. Bizim Türkiye'de en büyük saç ekiminde yaşadığımız zorlukların başında gelen konu. Kesinlikle ve kesinlikle saçlarda özgürlük birinci felsefemiz. Saçları istediği yöne tarayabilmeli hasta. Tek yöne mahkum kalmamalı. Veya dik herhangi bir şekilde ne asker sırası gibi doğal olmayan, ne de buradan baktığınızda saçın arkasına kadar görebileceğiniz problemli saçlara sahip olmamaları anlamında bizim saç ekimimizde FUE Plus'ta saçları istedikleri yöne tarayabilirler. Hem sağa hem sola, hem öne hem arkaya doğal ve sık saçları olur. Ve ön çizgisi kimse tarafından anlaşılmaz. Doğal bir saç çizgisi, doğaldan hiçbir ayırt edilemeyecek şekilde istedikleri yöne tarayabildikleri sık bir saçlara sahip olabilirler. Saç ekimi işlemi uygulandıktan sonra yüzde herhangi bir şişme ya da morarma oluyor mu? Hastalarınızdan böyle bir şikayet, sıkıntı geliyor mu? Hayır, kesinlikle. Bizim saç ekimimizin en önemli farkı ameliyattan sonra 2 gün sonra herhangi bir şekilde şişme, morarma, yüzlerinde herhangi bir şekil değişikliği olmadan normal hayatlarına dönüp iş hayatlarına devam etmelerini sağlarız. En ufak bir şekilde yüzlerinde şişme, morarma olmaz. Zaten ameliyattan 10 gün sonra da kimse tarafından anlaşılmayan doğallıkta saçlara sahip olurlar. Peki saç ekimi işlemini hangi şartlar altında uyguluyorsunuz? Biz saç ekimini, özellikle bunu belirtmek istiyorum, hastanede ameliyathane ortamında, herhangi bir hastanenin herhangi bir odasında, herhangi bir polikliniğinde veya herhangi bir deposunda değil, hastanede ameliyathane ortamında, tamamen steril ortamda, bu işte tecrübelenmiş 3-4 kişilik bir kadro ile beraber bizzat benim tarafımdan yürütülen bir operasyon sonucunda, bizzat benim tarafımdan gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda hastane ameliyathanesinde gerçekleştiriyoruz.
Bu konuda özellikle dikkat edilmesini tüm izleyicilere belirtmek isterim. Bu bir tıbbi prosedürdür. Bu bir tıbbi olaydır. Ve bu olay kesinlikle ve kesinlikle bir hekim kontrolünden ve bir hekim tarafından bizzat yapılmalıdır. Eğer bu bir hekim tarafından bizzat kontrolü altında yapılmaz ise doğabilecek sorunlar kesinlikle sizin ne paranızla karşılayabileceğiniz ne de ömür boyu kurtulabileceğiniz sorunlar olur. Bu işlem hayatta bir veya iki kere yapabileceğiniz ve bir kere yapıldıktan sonra düzeltme şansınız çok fazla olmayan işlemlerdir. Bu işlemlerde ince eleyip sık dokuyup doğru, dürüst, tecrübeli ve özellikle tıp eğitimi almış, tıp nosyonu almış, bu işte uzmanlaşmış doktorları tercih etmenizi bizzat belirtmek istiyorum. Bu işte bizim en büyük handikapımız bu. Benim 100 hastamın 40'ı daha önce başka yerlerde operasyon gerçekleştirmiş, memnun olmayıp bunu düzeltmek için bana başvuran hastalar. Bu hastaları düzeltmek için tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Ama her zaman şunu söylüyorum. Doğru karar, titiz karar. Bu işin maddi boyutu da çok önemli. Fakat maddi boyutunu düşünürken hem sağlığınızdan hem görüntünüzden olmayın. Hem de insan içine çıkarken utanmayın diyorum. Dolayısıyla da düzgün bir karar vermeniz için inceleyip sık dokunmanızı tekrar ve tekrar tavsiye ediyorum. Ve mutlaka ve mutlaka doktor tarafından bizzat gerçekleştirilen, bizzat kontrol altına alınan bir operasyona girin diye önerilerimi burada sıralıyorum. Foya Plus saç ekimi saçların ömür boyu kalıcı olmasını sağlıyor mu? Bizim ektiğimiz saçlar ömür boyu kalıcıdır. Herhangi bir şekilde dökülme olmaz. İstediğiniz kadar uzatın, istediğiniz yöne tarayın, istediğiniz yöne bağlayın. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ne iz olur, ne belli olur, ne de saçların dökülmesi gibi bir risk söz konusu olmaz. Biz bunun için gerekli garanti belgesini de vermekteyiz. Türkiye'de yine bir ilk olarak ektiğimiz saçların dökülmeyeceğine dair saç miktarını belirten, saçların dökülmeyeceğine dair bir garanti belgesi ve sertifika vermekteyiz hastalarımıza. Bu da büyük bir güvence ve büyük bir hastaları psikolojik olarak tatmin eden bir olay diye düşünüyorum. Hocam bize biraz kök hücre tedavisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Kök hücre tedavisi şu anda son bir senedir dünyada ve Türkiye'de çok popüler olan bir tedavi. Bu tedavinin özelliği nasıl ki kolumuz kesildiği zaman o kesinin üzeri önce kabuk bağlar, sonra o kabuk dökülür, pembeleşir ve hiçbir iz kalmadan iyileşir. Bunu sağlayan kök hücre ve büyüme faktörleridir. Bu saç köklerinde de mevcuttur. Saç köklerindeki kök hücre ve büyüme faktörleri azaldığı zaman saçlarımız seyrelir, zayıflar, incelir ve dökülmeye başlar. Biz hastalarımızın kolundan belli bir miktar kan alıp laboratuvar şartlarında bu kan içindeki kök hücre ve büyüme faktörlerini ayıklayıp içine Amerika'dan getirdiğimiz özel kök hücre ekstraklarını da ekleyip saça tek tek minimal, ağrısız, acısız, kanamasız enjeksiyonlarla enjekte ettiğimiz zaman var olan saçların dökülmesini tamamen durdurup %30'a varan yeni saç oluşumuna neden oluyoruz. Dolayısıyla da hasta bize geliyor, saç ekimi gerekiyorsa saç ekimine, saç ekimi gerekmiyorsa saçlarına bir seyrelme, dökülmeye başlamış saçlar. Fakat ekim gerektirmeyen saçlar varsa da kök hücre tedavisine yolluyoruz. Herhangi bir şekilde ekilmeye gerek olmayan saçları kesinlikle ve kesinlikle saç ekimine yönlendirmiyoruz. Biz Foya Plus saç ekimi yaparken orada şöyle bir farkımız daha söz konusu. Saçlar seyrelmiş fakat tamamen dökülmemiş. Biz bu saçları sıklaştırma yaparken diğer tekniklerde var olan saçları zedelerdik. Ama Foya Plus saç ekiminde kesinlikle ve kesinlikle var olan saçlar zedelenmez. Daha net, daha sık ve daha yoğun sıklaştırma operasyonları gerçekleştirebiliriz. Yurt dışından gelen hastalarınıza ne gibi tedavi imkanları sağlıyorsunuz? Yurt dışından gelen hastalarımıza öncelikle internet yoluyla online konsültasyon formlarını doldurarak bize başvurabiliyorlar. emrecicek.com'daki online konsültasyon formlarını inceleyip buradan hastaların gerekli detayları mail yoluyla veya telefon yoluyla karşılıklı olarak teyit ettikten sonra hastamız uçak biletlerini alıyorlar. Bize bir hafta önceden veya 5 gün önceden bildiriyorlar ve biz o hastalarımızı havaalanından VIP araçlarla transfer edip çok lüks otellerine yerleştiriyoruz ve daha sonra otelden hastaneye, hastaneden otele transferlerini sağlıyoruz. Ve en son tekrar İstanbul'da gezdirdikten sonra hastalarımızı havaalanına bıraktırıp en ufak bir şekilde İstanbul içinde ne trafik kargaşası yaşamalarını ne de herhangi bir şekilde İstanbul'un karmaşasından uzak tutup sadece işleme konsantre olup
İstanbul'un güzellikleriyle baş başa bırakıyoruz. Herhangi bir şekilde hastalarımıza bunu da ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Bu tamamen bizim hastalarımıza sunduğumuz, yurt dışından gelen hastalara sunduğumuz özel bir imkan. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.